Eterlere muhtemelen daha önce duymuşsunuzdur. Bunlar pek çok tepkimede önemli aprotik çözücüler olarak işlev görürler. Bu videoda eterlerle ilgili bazı önemli bilgilere değineceğiz. Organik kimyada molekülleri ve nasıl göründüklerini hatırlamanın en iyi yolu aslında molekülleri adlandırmaktır. Bunu birkaç örnekle gösterelim. Örneğin buradaki molekülü ele alalım. Bu videoda sizlere bu molekülün 2 farklı şekilde nasıl adlandırılacağını göstereceğim. İlk olarak yaygın adlandırmaya gösterelim. Özellikle eterler için bu çok önemli. Çünkü tahmin edebileceğiniz gibi bu daha çok kullanılan adlandırma biçimi. Yani insanlar molekülü genelde bu şekilde adlandırıyor. Ayrıca size IUPAC yani uluslararası temel ve uygulamalı kimya birliğinin adlandırma sistemini de göstereceğim. Bu birliğin adı bazı yerlerde Uluslararası Teorik ve Uygulamalı Kimya Birliği olarak da geçiyor. Ve birliğin bütün bu organik moleküller için kabul edilen resmi bir adlandırma sistemi var. Alkinlerin adlandırılması videomuzda bu sistemden biraz bahsetmiştik. Ancak eterlerde daha çok yaygın adlandırma kullanılıyor. Şimdi buna göre molekülümüzü adlandıralım. Burada iki karbon grubu olduğunu görüyoruz bir tane karbon grubu burada. Bu bir etil grubu ve iki karbon var. Şimdi de diğer taraftaki karbon grubuna bakalım. Bu da bir etil grubu ve burada da iki karbon var. Bunu da yazayım, etil grubu. İşte bu molekül yaygın olarak dietil eter diye adlandırılır. Buradaki eter bize iki etil grubu arasında bir oksijen atomu olduğunu gösteriyor. Bu yaygın adlandırma sistemiydi. Şimdi de uluslararası temel ve uygulamalı kimya birliği IUPAC'ın molekülü nasıl adlandırdığına bakalım. Aslında öncesinde yaptığımıza biraz benziyor. Moleküllerin yaygın adlarını sol tarafa, IUPAC adlarını da sağ tarafa yazalım. Evet, dietil eter molekülünü yeniden çizelim ve IUPAC adını bulalım. Önce en uzun zinciri bulmamız gerekiyor. İki tane karbonlu zincir olduğunu görüyoruz. Yani ikisinden birini seçebiliriz. Örneğin buradaki zinciri ana zincirimiz olarak belirlememiz mümkün. İki karbonu olan bu zincirde çift bağ yok. Bu etan. Daha sonra alkoksi grubumuz var. Burada oksijen olduğu için sona oksi eki geliyor. Alkol kısmında ise iki karbon var. Karbon olan kısımlarsa etoksi olarak adlandırılır. Başka bir şekilde söylemek istersek, buradaki etoksi grubunun birinci karbona bağlı olduğunu söyleyebiliriz. Grup burada olduğu için etanı bu taraftan başlayarak numaralandıralım. Bu durumda molekül 1 etoksi etan olarak adlandırılır. Ancak molekülün resmi adı bu olsa da çoğu yerde bu şekilde adlandırılmadığını söyleyebiliriz. Genellikle bu molekül diyetil eter olarak adlandırılır. Yani iki grubu bulduktan sonra eterekinin sona ekliyoruz ve arada bir tane oksijen olduğunu unutmuyoruz. Birkaç tane daha örnek yapalım. Örneğin bu molekülü ele alalım. Evet, şöyle çiziyorum. Yaygın adlandırma sisteminde oksijenin herhangi bir tarafından başlayarak molekülü adlandırabiliriz. Farklı bir renkte göstereyim. Soldaki grupta 3 karbon atomu var. Yani bu bir propil grubu. Ancak ortadaki karbona da bağlı olduğundan bu grup izopropil grubu olarak adlandırılır. Sağ taraftaki grupta ise sadece bir karbon olduğunu görüyoruz. Yani bu bir metil grubu. Bu durumda yaygın adlandırma sistemine göre bu grupların adını sırayla yazıp sona eter yazabiliriz. Tek yapmamız gereken grupları alfabetik sıraya göre yazmak. İ harfi M harfinden önce geleceği için bu molekülün yaygın adı da izopropil metil eter olur. IUPAC adlandırma sisteminde ise önce en uzun karbon zincirini bulmamız gerekiyor. Molekülü yeniden çizsem iyi olacak. Buradaki en uzun karbon zinciri sizce hangisi? Burada 3 karbon olduğunu görüyoruz. Diğer tarafta ise sadece 1 karbon var. Bu durumda en uzun zincirimiz sol tarafta yer alır. 3 karbona sahip bu zincirde herhangi bir çift bağ bulunmuyor. O zaman metil etil propan söz konusu. Yani burada aslında propan var. Burası en uzun zincirimiz. IUPAC adlandırma sistemine göre buraya propan yazmamız gerekiyor. Şimdi de buradaki metoksi grubuna bakalım. Buna metoksi grubu dedim çünkü burada bir oksijen atomu var ve bu da bize oksi ekini verir. Diğer tarafta ise bir metil grubumuz var. Yani burası metoksi olarak adlandırılır. Hatırlarsanız tek karbonu olan zincir için met ön ekini kullanıyorduk. Burada bir de oksijen olduğundan oksi ekini ekledik. Bu da propan zincirindeki iki karbona bağlı. Hangi yönden numaralandırmaya başladığımız fark etmez. 1, 2, 3. Yani bu molekül 2 metoksi propan olarak adlandırılır. Başka bir örneğe daha bakalım. Buraya bir halka çizelim ve bir oksijene bağlı olsun. Burada da başka bir karbon zincirimiz var. Yeniden çizmek zorunda kalmamak için kopyala yapıştır yapıyorum. İlk olarak molekülün yaygın adını bulalım. Burada bir halka içerisinde 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbonumuz var. Yani sol tarafta bir tane sikloheksil grubumuz var. Sağ tarafta ise 1, 2, 3 karbon var. Yani burada bir propil grubu yer alıyor. Eterlere adlandırırken grupları alfabetik sıraya göre yazmamız ve sonuna eter eklememiz gerekiyordu. İngilizcede sikloheksilin baş harfi olan C, P'den önce geldiğinden bu molekül sikloheksil propil eter şeklinde yazılır. Evet. Bu molekülün adı sikloheksil propil eter. Şimdi de IUPAC sistemine göre molekülümüze adlandıralım. Dediğim gibi ilk başta en uzun karbon zincirini bulmamız gerekiyor. Bu moleküldeki en uzun zincir de buradaki sikloheksan. Burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 karbonumuz var. Diğer tarafta ise sadece 3 karbon bulunuyor. Bu kısmın molekülün bel kemiğini oluşturduğunu söyleyebiliriz. Yani ilk olarak sikloheksanı yazmamız gerekiyor. Çift bağ olmadığından da heksan oluyor. Yani buradaki bir sikloheksan grubu. Diğer tarafta sadece 3 karbon olsaydı burası propil grubu olurdu. Ancak burada sadece 3 karbon yok. 3 karbon artı bir de oksijen atomu var. O yüzden burası propoksi grubu olarak adlandırılır. Bunu numaralandırmamıza gerek yok. Çünkü grup bu karbonlardan herhangi birine bağlı olabilir. Sonuçta hepsi bize aynı molekülü verir. Bu durumda molekülün propoksi siklohexan olarak adlandırılacağını söyleyebiliriz. Ancak dediğim gibi molekülü genelde yaygın adıyla kullanılırken görürüz. Eterlerin nasıl adlandırıldığını gördüğümüze göre şimdi de biraz özelliklerinden bahsedelim. Protonların serbestçe dolaşmasını istemediğimiz yerlerde özellikle SN2 tepkimelerinde bunu görüyoruz. Örneğin diyetil eter. Bu anlamda eterlerin iyi çözücüler olduğunu söyleyebiliriz. Yani eterler genelde tepkimeye girmeme eğilimindedir. Bu yüzden de iyi bir çözücü hatta iyi bir aprotik çözücü işlevi görürler. Aprotik kelimesi oksijen gibi elektronegatif bir atoma verecek hidrojeni bulunmayan molekülleri tanımlamak için kullanılıyor. Bu durumda protonun serbest bir şekilde dolaştığını ve başka şeylerle tepkimeye girdiğini söyleyebiliriz. Bu molekülün hiçbir durumda oksijene doğrudan bağlı hidrojeni olmayacağını biliyoruz. Yani bu bir aprotik çözücü. Molekülde oksijene doğrudan bağlı hidrojen bulunmadığından burada hidrojen bağı da görülmez. Bildiğiniz gibi su molekülünde elektronları oksijen alır. Yani kısmi negatif yük söz konusudur. Hidrojen atomu da elektronlarını verdiğinden kısmı pozitif yükü olur. Bu taraftaki kısmi pozitif yüklü hidrojenler kısmi negatif yüklü oksijenleri çeker. Böylece burada hidrojen bağı kurulur. Bu hidrojen bağı da suyu oluşturur. Yani molekülleri bir araya getirir. Molekülleri birbirinden ayırmak yani suyu kaynatmak için daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulur. Bu durum aynı zamanda alkol molekülleri için de geçerli. Alkollerde her bir oksijene bağlı tek bir hidrojen bulunmasına rağmen hidrojen bağlarının korunduğunu söyleyebiliriz. Eterlerde ise hidrojen bağı bulunmaz. Karbon zincirlerini R ve R üssü olarak adlandıralım. Bu zincirin buradakinden farklı olabileceğini göstermek için R üssü olarak yazdık. Buradaki R radikal anlamına geliyor. Bunu serbest radikalle karıştırmayın. İkisi tamamen farklı şeyler. Buradaki R bu oksijene bağlı karbon zincirini ifade ediyor. Ancak burada kısmi negatif yüklü oksijenin kısmi pozitif yüklü hidrojenden fazladan elektron alması gibi bir durum söz konusu değil. Yani burada hidrojen bağı yok. Bu sebepten eterlerin erime ve kaynama noktaları düşüktür. Yani bu moleküllerin birbirinden ayrılması için sisteme diğerine kıyasla daha az ısı verilmesi yeterli olacaktır. Bu da moleküllerin birbirine o kadar fazla çekmemesinden kaynaklanır.